Ülkede zamlar arttı. Son 6 ayda yaşanan maliyet artışları ve zamlar inşaat sektöründe ne yazık ki olumsuz etkiledi. Bizler de Trakya Türk TV haber ekibi olarak bu alanda hizmet verenlere mikrofon uzattık. Sektördeki zorlukları ve inşaat piyasasının bugünkü durumunu sorduk. Tekirdağ'da ev fiyatları nasıl? Şimdi Tekirdağ'da ev fiyatları Türkiye'nin her tarafında biliyorsunuz malum Türk lirasının değer kaybetmesine bağlı olarak bizim Tekirdağ'da da ev fiyatları sürekli yükseliyor. Yani enflasyonik ortamdan ötürü inşaat maliyetleri artarken yani sebzeden meyveden tutun da demire kadar her şeye zamın geldiği bir ortamda tabii ki ev fiyatları da bundan nasibini alıyor. Ev fiyatlarının özellikle çok artması Kasım'ın ortalarından itibaren çok artması gerçekleşti. Kasım ayında biliyorsunuz doların bir anda 18 liralara vurmasından sonra bu inşaat maliyetleriyle beraber ev fiyatlarının da artmasına sebep oldu. Her ne kadar daha sonradan doların biraz aşağıya gelmesine rağmen, dolar düşmesine rağmen ev fiyatlarında düşme olmadı. Çünkü zaten doların o şekilde düşürülmesi bana göre operasyoneldi. İşlerimiz şu anda uygulama ve mücadele aşamasındayız. Piyasaların durumu birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektörünü de şu anda zahmetli bir dönem yaşıyoruz. Maliyetlerle ilgili kontrol edilemez bir çıkış içerisindeyiz. Bir şekilde toparlanacak inşallah diyoruz ama şu anda sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. Nasıl, zamlar nasıl? Zamlar son 6 ayda kontrol edilemeyecek şekilde inşaat sektöründe birçok sektörde olduğu gibi %100 ve %150 arasında bir oynama oldu. Mesela en ağır kalemlerden demir ve betonda ki rakamlar zaten belli. Tekirdağ'daki konut fiyatları Türkiye'deki inşaat maliyetleri artışlarına göre paralel, onlar da yükseldi şu anda. Maliyetler çok yüksek olduğu için alım gücü de düştü. Fakat fiyatlar tavan seviyelere ulaştı. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldiniz. Meslek nedir? Usta. İnşaat sektöründe kaç sene oldu? 2000'den yılın beri çalışıyorum. Son bu 5-6 içerisinde zamlar hakkında ne söyleyeceksiniz? Vallahi her şey aldı gitti, başına gitti. Kereste oldu 4,5 milyon metresi. Mazot oldu, işçilik çoğaldı. Yani altından çıkamıyoruz artık. Evet, ekonominin inşaat sektöründe olumsuz etkilediğini görmek zor olmasa gerek.